Ameliyattan çıktın. Ameliyattasın. Yani adam ameliyattayım, namazı bırakıp çıkamaz. Onlar hadi bakar ki öğlen geçti ama kaç dakika geçti? 30 dakika da 10 dakikan var. 45 dakikada zarurette. Tabii onlar da kullanırsın ki onlar çok önemli. İnsan nisyandan alınmış. Bende de olmuştur. Bende de oldu hatırlıyorum. Nasıl olduysa o mahkemede mi şeyde mi daldım yani. O kadar beyin blok oluyor ki bildiğin gibi değil yani. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Koğuşuma geldiğim zaman baktım ki ezan duydum. Lan ben öğlen yıkılmadım. Kılacak da şeyim yok. Zaten kafa bitmiş vesaire. İnsan acizdir. Bir baktım yine okundu. Daha 45 dakika var. Hemen öğleni kıldım. 45 dakikada sonra ikindi yıkıldı. Bak böyle düşmez kalkmaz bir Allah'tır. İhtiyacın olduğu zaman kullanırsın. Mesela cem ve tehiri kullanırsın. Mesela Şafi zekatı Hanefi'ye göre ne yapıyor İstanbul'da? Hanefi'ye göre. Ama ben Hakkari'ye gitsem kime soracağım fıkıh? Ailem var, çoluk çocuğum var, herkes benim kitap okumamış. İlmi alimi kim bilecek? Hocaya soracağım. Oradaki o bütün hocalar Şafi. Onlara göre sor. Amel ta bu memlekete dönene kadar orada vazifeliyken oran alimleriyle amel ediyorsun. Mesela çoraplı ve çorapsız biliyorsunuz hikmeti. Çok anlatmıştım. Şimdi diyelim ki Şafii mezhebinde ben imamım orada. Çorabı çıkartıyor. Benim mezhepte mekruhtur. Allah Allah. Şimdi orayı çıkartıyor. Peki şehirde ne yapacak Şafii? Diyecek ki hakikaten bu şehirdir, her türlü insan girmiştir. Çünkü niye? Onu anlatıyor ya. Şafii mezhebine müntesipleri daha çok kırsaldır. Böyle köylü daha şeyler, insanları İran tarafları. Yani gübreyle, hayvancılıkla, toprakla uğraşıyor. Ya o hayvan mavenle pislikler çıkar çorabını da temiz kıçık ayağını yıkadı zaten. Kıl. İmam Azam diyor ki bu şehirde daha çok geçen bir mesele. Ya kardeşim abdest alıyorsun, ıslak ayakla bas 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 ön safa gitti. Ulan o ıslak ayakla bastın, o ilk o halıya bastın, onu da bastın, bastın, hep ıslattın. Ben oraya secde yapacağım şimdi. Çorabını giy ya. Giy çorabını. Peki bu İmam-ı Şafii, bak şimdi burası çok önemli. İmam-ı Şafii bir baktı yöreye, o çorap giymemesi lazım. İmam-ı Azam dedi ki bu çorap giymesi lazım. Hayır. Böyle bir cemiyette Allah Resulü'nün tatbikatı nasıl? Allah Resulü çorapsız da kılmış, çoraplı da kılmış. İkisi de var. Hangisini tercih edeyim? İmam-ı Şafii demiş ki, gübreleriniz var, pislik var. Siz onu Allah Resulü'nün çıkartın, amelinden yapın. İmam-ı Azam dedi ki, lan bu hastalık gelecek ya, korona yayılacak bu. Ya, pislik var ya. Onun için Allah Resulü çorapsız kılmamış. Orada var. İmam Azam dedi ki çorapsız mescidi gibi. Bak ikisi de buradan çıkartmış. Buradan çıkmamış. Buradan çıkmış. Buraya. Görüyor musun? Zannediyor ki o İmam Aşk'tan iştihat etti kafasına. Biz de alimiz. Lan. Sen oradan tamam çekirdekten sen yaprağı çıkartabiliyorsan sen de bilim adamısın. Nerede? Daha tarih almayı bilmiyorsun ya. Daha televizyonda din anlatırken karşına çırıçıplak kadın var lan. Din anlatıyor. Haram işlerken helal anlayı yapılır mı? Bir ne anlamıyorsunuz burada kadar? Yani farz yaparken, tebliğ yaparken ilim anlatmak farzdır. Tebliğ farzdır. Haram işleyerek yapıyorsun. Yani erkek yok mu o soruyu soracak kişi? Çıplak kadını koymuşsun karşına. Din anlatıyorsun. He? Onu takke mi anlat? Ne işin var onun? Vehhabi ya. Yani din neresinde? Vardı ya böyle bir tane başka birisi. Şimdi benim kaldığım metriste. Hatta çok ilginçtir. Benim kaldığım hücrenin bitişindeymiş. O da tek. Böyle bir sürü böyle. Benim adıma kitap çıkartmıştı. Hani Adnan Bey vardı ya. Bak din değil mi? İlk önce nasıl çıktı? Nasıl? Şimdi kardeşim Ramazan programı yapıyor. Adam din mi anlatıyor? Tamam çok güzel.
haram yolla doğruya nasıl varacaksın? Haram helal anlatıyor, haram karşısına koymuş. Ya erkek yok mu orada? He? Niye anlamıyoruz ya? Bu kadar sağ, bu nasıl uyuşmuş bu beyinler ya? Hasan Soner şey diyor, yani bu kere haram değil mi? Bir kere gözün yanlışlıkla eliyse, tamam. Kasten bir de baksan, din anlatıyor ha. Din anlatıyor, Ramazan'da ya. Veya Ramazan dışında, öyle Ramazan. Ve herkese seyrettiriyor. Erkekinizin gözü orada. Ne bu periz, ne bu lan. Farsa, doğruya yanlış yöntemle gidilir. Yöntem yanlış. Adam acayip çıkmış. Yaş büyük mezhep Kur'an ve sünnete tabidir yani. Ya ben hafıza dedim ki, hafız. Ben iğne şey yapıyor ya, okuttu ya böyle, hurufu mukatta okuttu. Ama ona nasıl namaz kıldırayım? Hayır, geç dedi. Ya hafız yapma, yalvarırım. Geç! Bir tanıyorsunuz. Okuyorum. Okudum ama nasıl okuduğumu da zaten yapabileceğimi de yapamıyorum. Dedim, döndüm, hafız. Nasıl dedim, Fatiha diğer surede konuşmuyorum. Dört kitapta da yoktu. Dört kitapta böyle ayet yoktu diyor. Şimdi bizim Hızır abi var, Hızır abi, belden aşağı fenç. Vakıftı, Allah rahmet etsin, vefat etti, vakıf. Şimdi Hızır dedi, ben bir Laestevi okuyayım da dedi. Sen dedi yanlışımı düzelt, eksimi tamam hala dedi. Ondan sonra bir Laestevi okudu. Ulan neresini düzelteyim, her taraf gitmiş. Yaşına başına bakıyorum, bundan sonra düzeltemez. Hakkı da demesem, o da yanlış. Bari doğruyu duysun. Düzeltmek yerine şunu yolu seçmiş. Hala, bir de ben okuyayım da sen dinle dedi. Okudu. Baktı, o kadar aptal değil, kadın değil. Baktı kendisine, bu hiç benzemiyor. Bu yanlış ihtimali de yok. O zaman ne dedi? Hızır, Kur'an'da iki yerde mi var? Enteresan insanlar. Yani benimsi yanlış oldu demiyor. Olsa olsa Kur'an'da iki tane yerde var La Estevi. Anladın mı? Şimdi havuz, havuz dedim. Nasıl dedim yani Fatiha'm? Dört kitapta da yoktu. Ondan sonra dedim ki bir gün. Havuz dedim. Biraz canım sıkılmış böyle. Rahatsızım biraz. Ya bir oku dedim ya. Kur'an şifadır. Seni 40 gün okusam da düzelmesin. Böyle acayip. İnanın. 40 gün. Tövbe diyor, okumaklıksın diyor böyle. Acayip. Yani insanlar böyle latife yapıyor ama latife içinde çok müthiş bir nükteler var. Eğitme var. Yani mesela çok iyi hatırlıyorum. İmamın Allahu Ekber dedim, tamam mı? Daha gelin. Allahu Ekber de senin olsun, namaz da senin olsun, çekip gitti. Bir kere çekmedin ki meti. Allahu Ekber selam. Fatiha'da ye'yi okumuyoruz. Allahu Ekber de senin olsun, namaz da senin olsun, gitti. Olmadı ki bir şey. Mesela de ki kendinize vesvese yapmayın. Siz bildiğiniz kadar şeysiniz. Şimdi mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ne Rab var, ne Met var, değil mi? Hiçbir şey yok. Ama tamam, şey de ondan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Nerede? İyyâke na'budu ve İyyâke. Ya göstermedi ki. Gittik, tamam. Şimdi, onun için dedi ne? Dört kitapta da yok diyor böyle bir şey. Kur'an'da var mıydı dedi. Böyle bir şey var. Yani tavsiyem şu, şaka diyorum ama nüktenin içerisinde şu. Namazınız olacak kadar en az iki tane sürenizi birisine dinletin. Ehline dinletin. Mesela İzacay'ı pek okumayın. O sonunda çıkan rahatlama var ya. İhdine'deki o rahatlama çıkmıyor. Yani yapacağım diye derken rahatlama yerine normal bir heye dönüştürüyoruz.
Yani Eylül'de iki tane sureyi, en az iki tane sureyi Fatiha ile beraber dinletin. İnan zaman daha geçmedi. Çünkü toprağın altına girmediniz. Tekrar ikinci kez El Fatiha.